Selamlar Bir Garip TV dostlarım. Gündem malumunuz Ukrayna-Rusya krizi. Sizden gelen mesajlara daha fazla kayıtsız kalamadım ve bu videoyu çekmeye karar verdim. Evet, Rusya-Ukrayna krizi hakkında benim de bazı söyleyeceklerim var açıkçası. Ünlü filozof Bertrand Russell'ın dediği gibi, savaş kimin haklı olduğuna değil, kimin güçsüz olduğuna karar verir. Öncelikle her iki ülkede de çeşitli zamanlarda bulunup, İki halkın kültürel, siyasi ve toplumsal farklılıklarını inceleme fırsatı buldum. Şehir şehir farklılıklar gösterse dahi, genel itibariyle Ukrayna, Avrupa'nın doğusunda halkının gelir seviyesi düşük, belli küçük bir zümrenin zenginlik içinde yaşadığı bir ülkedir. Ukrayna, doğal kaynakları ile de Avrupa'nın tahıl ambarı olarak kabul edilmektedir. Yüz ölçümü açısından da Avrupa kıtasının en büyük ülkesidir. Yani genel itibariyle, tarım temelli, ekonomik girdisi olan muhafazakar bir ülkedir. Evet, bunu özellikle söylüyorum. Ukrayna'da pazar günü ayinlerinde kiliseler dolup taşar. Şimdi gel gelelim Rusya ile Ukrayna krizinin temellerine. Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin kökleri hayli derin. Günümüzdeki meselenin özünde Kiev'in bağımsızlığının Moskova tarafından tam olarak kabul edilmemesi yatıyor. Bu krizin kısa bir kronolojisine girecek olursak, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim tarihçesi aslında Orta Çağ'a kadar uzanıyor. Her iki devletin kökenleri 9. yüzyıldan 13. yüzyılın ortalarındaki Moğol istilasına kadar hüküm süren Kiev Kinezliği adlı Doğu Slav Devleti'ne dayanıyor. Bu yüzden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sık sık tek halktan bahseder. Ancak tarihsel akışa bakıldığında her iki ulusun yollarının yüzyıllar önce ayrıldığı görülüyor. Her ne kadar birbirine benzeseler dahi ortaya iki farklı dil ve kültür çıkıyor. Rusya siyasi olarak bir imparatorluğa dönüşürken Ukrayna kendi devletini kurmaya başaramıyor. 17. yüzyılda bugünkü Ukrayna topraklarının büyük bölümü Rus İmparatorluğu'nun bir parçası haline geliyor. İmparatorluğun 1917'de parçalanmasından sonra kısa bir bağımsızlık dönemi yaşayan Ukrayna, Sovyet Rusya'ya bağlı askeri birlikler tarafından yeniden fethediliyor. 1922 yılında kurulan ve Ukraynalılar dahil 100'den fazla etnik grubun bünyesinde barındıran Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, yüz ölçümü bakımından o dönem dünyanın en büyük ülkesi olarak 70 yıla yakın varlığını sürdürüyor. 1990'lara gelindiğinde Rusya Ukrayna'nın ayrılmasına izin veriyor ve Rusya ile Ukrayna arasındaki esas düşman kardeşler süreci resmi olarak başlamış oluyor. Aralık 1991'de bir araya gelen Rusya, Ukrayna ve Belarus liderleri Sovyetler Birliği'ni feshederek bağımsız devletler topluluğunu kuruyor. Moskova böylece eski Sovyet ülkeleri üzerindeki nüfusunu devam ettirmeyi amaçlıyordu. Kremlin yönetimi, yani Rusya, ayrıca eski kardeş cumhuriyetleri ucuz doğalgaz arzı yoluyla kendisine bağlayabileceğine inanıyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya pek uymadı. Belarus, Moskova ile yakın bir ittifak kurarken Ukrayna yönünü batıya doğru çevirdi. Bu durum Kremlin'i rahatsız etmiş olsa da 1990'larda konu henüz kriz boyutuna dönüşmemişti. Moskova, Ukrayna konusunda rahat görünüyordu. Zira batılı ülkeler Kiev'i bünyelerine entegre etmek istemiyordu. Bu gelişme, ekonomik olarak sıkıntılı bir dönem yaşayan ve bir yandan da Çeçenistan Savaşı nedeniyle başı hayli ağrıyan Rusya'nın işine geliyordu. Moskova yönetimi 1997'de imzalanan ve büyük anlaşma olarak bilinen mütabakatla birlikte çoğunlukla etnik Rusların yaşadığı Kırım Yarımadası da dahil olmak üzere Ukrayna'nın sınırlarını tanıdı. Putin'in başkan olmasıyla Moskova ile Kiev arasındaki ilk büyük diplomatik kriz yaşandı. 2003 sonbaharında Rusya şaşırtıcı bir şekilde Kerç Boğazı'nda Ukrayna'ya bağlı Tuzla Adası'na doğru bir baraj inşa etmeye başladı. Kiev bu adımı sınırı yeniden çizme ve Tuzla'yı ilhak girişimi olarak gördü. Kriz giderek tırmandı ve ancak başkanların baş başa görüşmesinin ardından sorun çözüldü. Baraj inşaatı durduruldu ancak iki ülke arasındaki post-Sovyet dostluğu derin bir yara aldı. Ukrayna'da 2004 devlet başkanlığı seçimlerinde Moskova yönetimi Viktor Yanukovych'i destekledi. Batı yanlısı siyasetçi Viktor Yushchenko karşısında seçimi Moskova güdümlü adayın kazandığı açıklandı. Akabinde başlayan ve tarihe turuncu devrim olarak geçen halk ayaklanması sonunda muhalif politikacı
Yushchenko devlet başkanlığı koltuğuna oturdu. Yushchenko'nun görev süresi boyunca Rusya 2006 ve 2009 yıllarında Ukrayna'nın doğalgaz musluğunu iki kez kapattı. 2008 yılında dönemin ABD Başkanı George Bush, NATO'ya üye olma hedefiyle Ukrayna ve Gürcistan'ı resmi bir hazırlık programına dahil etmeye çalıştı. Putin ise buna derhal itiraz etti. Moskova, Ukrayna'nın bağımsızlığını tam olarak kabul etmediğini açıkça belirtti. Almanya ve Fransa, Bush'un planlarını engelledi. Bükreş'teki NATO zirvesinde Ukrayna ve Gürcistan'a üyelik sözü verildi. Ancak somut bir tarih belirlenmedi. Peki bu durumda ne oldu? NATO ile işler hızlı yürümediği için Ukrayna, batılı ülkelerle ilişkilerini bir Avrupa Birliği ortaklık anlaşması imzalayarak geliştirmeyi düşündü. Anlaşmanın imzalanmasına birkaç ay kala Moskova yönetimi 2013 yazında Kiev'e büyük bir ekonomik baskı uyguladı ve Ukrayna'nın ithalat yapmasını engelledi. 2010 seçimlerini kazanarak iktidarı elinde bulunduran dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukovych imza aşamasında olan Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşmasını askıya aldı. Bu muhalefetin büyük protestosuna neden oldu ve sonunda Yanukovych Şubat 2014'te Moskova'ya kaçmak zorunda kaldı. Kremlin, Kiev'deki siyasi otorite boşluğundan yararlanarak Mart 2014'te Kırım'ı ilhak etti. Bu ilan edilmemiş bir savaşın başlangıcı ve iki ülke arasındaki krizin dönüm noktasıydı. Aynı zamanda Rusya'ya bağlı paramiliter güçler, zengin kömür yataklarının bulunduğu Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde bir ayaklanma için seferber olmaya başladı. Donetsk ve Luhansk'ta halk cumhuriyetleri ilan edildi. İdarenin başına Ruslar getirildi, Ukrayna ise buna cevap vermek için ülkedeki devlet başkanlığı seçimlerinin sonucunu bekledi. Yaklaşık 2 ay sonra Mayıs 2014'te antiterör operasyonu adını verdikleri büyük bir askeri misyona girişildi. Haziran 2014'e gelindiğinde ise yeni seçilen Ukrayna devlet başkanı Petro Poroshenko ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin Normandiya çıkarmasının 70. yıl dönümü anma törenlerinde Almanya ve Fransa'nın arabuluculuğunda ilk kez bir araya geldi. Böylece Normandiya formatı adı verilen diplomatik tarzı doğmuş oldu. Ukrayna ordusu ayrılıkçıları geri püskürtmeyi başardı. Ancak Kiev'e göre Moskova tekrar askeri açıdan yoğun şekilde müdahil oldu. Bu nedenle Ukrayna birlikleri Donetsk'in doğusundaki Lovaysk kasabasında yenilgiye uğradı. Bu yine önemli bir dönüm noktasıydı. Savaş, Eylül 2014'te Minsk'te imzalanan ateşkesle sona erdi. Tabii ki kısa bir süreliğine. Donbas'taki mevzi savaşı ardından bugüne kadar devam eden bir mevzi savaşı başladı. 2015'in başında Rus yanlısı ayrılıkçılar tekrar saldırıya geçti ve Kiev yönetimini aktardığına göre Rus ordusu yine rütbe armaları olmayan üniformalarla bölgeye konuşlandırıldı. Moskova ise bu iddiaları reddetti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bu kez stratejik öneme sahip Debaltseve kentinde ikinci bir yenilgi aldı ve mevzilerini adeta koşar adım terk etmek zorunda kaldı. Bugüne kadarki barış çabalarının temelini oluşturan 2. Minsk Anlaşması üzerinde mütabakat sağlandı. Ancak barış umutları bir türlü gerçeğe dönüşmedi. Son olarak 2019 sonbaharında küçük bir umut ışığı doğdu. Her iki tarafa ait birliklerden bazıları Arhat'taki mevzilerden çekildi. Ancak Aralık 2019'da Paris'te yapılan Normandiya zirvesinden bu yana taraflar arasında başka bir buluşma gerçekleşmedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Minsk mütabakatını uygulamadığı gerekçesiyle Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile şimdilik yüz yüze bile gelmek istemiyor. Putin ayrıca ABD'den Ukrayna'nın hiçbir zaman NATO'ya katılmamasını ve askeri yardım almamasını açıkça talep ediyor. Ve tabii ki bu talep NATO tarafından geri çevriliyor. Dostlarım, size kısaca bu krizin yakın tarihini özetlemeye çalıştım. Buradan çıkaracağımız sonuç şu, başlıkta da belirttiğim gibi Amerika ve Rusya aslında bu savaşın öncesinde masa başında anlaşmış olabilir mi? Sebebine gelirsek savaş başlayalı yaklaşık 7 gün oldu ve 7 gün içerisinde hep Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin yapacağı yaptırımlar konuşuldu ama
somut hiçbir adım atılmadı. Şimdi size oradaki insanların ve 2014'ten bu yana insanların kendi aralarında konuştuğu, bildiği ve oradaki siyasetçilerin de bildiği birkaç husustan bahsedeceğim. Rusya ve Ukrayna ziyaretlerimde, oradaki insanlarla konuşmalarımda temel husus şuydu. Halkın izlenimlerine ve yıllardır izlenen siyasete göre söyledikleri tek bir şey vardı. Kiev'in batısı Amerika'nın, doğusu Rusya'nın kontrolünde olacağı sonucu çıkarılıyor. Tabii şu anda Ukrayna'nın başında çok eleştirilen sanatçı kimliği, daha öncesindeki yaptığı şeylerle çokça eleştirilen ve şu anda Amerika tarafından getirilmiş bir kukla olduğu söylenilen Zelenski tarafından yönetiliyor ve Zelenski'nin de bu süreçte, bu bir haftalık süreçte vizyon olarak insanları da ikiye böldüğünü düşünüyorum. Bir kısım onu kısa sürede ülkenin kahramanı ilan etmeye başladı. Diğer kısım ise Amerika'nın soytarısı demeye devam ediyor. Süreci zaman içerisinde göreceğiz. Bir sonraki videoda Rusya ve Ukrayna arasındaki farklılıkları, Lenin'den ve Çarlık dönemden bu zamana gelen değişimleri, hepsini orada inceleyip gördüğüm, araştırdığım taraflarıyla sizlere aktarmaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.